Mercek Altı programından iyi günler sevgili seyirciler. Güzel bir Manisa sabahına uyandık ve bu güzel Manisa sabahında size bugün çok önemli bir konu hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Yarın biliyorsunuz ki 8. sınıflar için TEOG sınavı, yani açılımı temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı gerçekleştirilecek. Yarın ve ondan sonraki gün, çarşamba ve perşembe günü saat 9'da başlayacak. 9 ile 12 saatleri arasında 8. sınıfların tamamı sevgili seyirciler tüm Türkiye'de temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavında terleyecekler. Manisa'da 20.198 öğrenci TEOG sınavına girecek sevgili seyirciler. Her öğrenci, her ders için 40'ar dakikalık bir süre tanındı. Ve bu 40'ar dakikanın bitiminde de bakalım öğrenciler nasıl bir başarı sergileyecekler. TEOG sınavının nasıl yapılacağı, sorulacak olan soruların konuları ile ilgili hangi derslerden öğrenciler TEOG sınavında sınava tabi tutulacak, ailelerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar, öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar, tabii psikoloji çok önemli biliyorsunuz, sınav stresi olacak mutlaka öğrencilerde. Sınav stresinin yenilebilmesi için ailelerin alması gereken, bugün ve bu gece alması gereken önlemler, bunun bir sınav olduğunun bilincinin dışında davranılması gerekti. Yani öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız paniğe kaptırılmamalılar. İşte bunların yöntemlerinin nasıl olacağını konuşacağız. Milli Eğitim Temel Eğitim'den sorumlu Şube Müdürü Sayın Yıldıray Demirtaş'la birlikte stüdyomuzda mercek altında konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olun. İyi efendim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. İsterseniz önce bir TEOG'u yeniden hatırlayalım. Bu ikinci sene. Değil mi efendim? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ikinci yılı bu ikinci yıl. İkinci yılı. Artık öğrenciler alışırlar sayılırlar. Çünkü daha önceden de birinci TEOG'da da girdiler. Geçen sene de girdiler. Ama bu sene sekizinci sınıflar ilk defa böyle bir tecrübeyi yaşayacaklar. TEOG'un ana hatlarıyla önce bir tanıyalım isterseniz. Evet, şimdi öğrencilerimiz birinci dönemde ortak sınavlara girdiler. Biz de bakanlığımızda sürekli gerekli bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Bizler de rehber öğretmenlerimiz vasıtasıyla hem öğrenci velilerimize, hem öğrencilerimize, hem okuldaki diğer öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ortak sınavlarla ilgili gerekli bilgilendirme çalışmalarını yaptık. Birinci dönemdeki TEOG son derece olumlu bir şekilde geçti. Herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden ilimizde tamamlandı. Yarın ve yarından sonra da öğrencilerimiz 6 dersten sınava girecekler. Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden yarın sınava girecek öğrencilerimiz. Hı hı. 40 dakikalık 20 soru sorulacak öğrencilerimize. Öğrencilerimizin yaptıkları yanlışlar doğru cevapları etkilemeyecek. Öğrencilerimize yine rehber öğretmenlerimiz kendi okullarında sürekli öğrencilerimize psikolojik yönden destek olacak. Bizler de okullarda olacağız. Diğer öğretmenlerimiz de okullarda olacak. Herhangi bir kaygıya, herhangi bir paniğe gerek yok. Sonuç itibariyle sorularımız tamamıyla kazanımlardan çıkıyor. Önceki gibi değil artık. Sorular nereden geliyor, ne yapılıyor? Yani kazanımlar derken önceden işledikleri, bütün evet, eğitim sezonu boyunca işledikleri derslerden veya evet, konulardan. Evet, birinci dönemden itibaren işlenilmiş olan konulardan, öğrencilerimiz bizim kazanımlar dediğimiz derslerin kazanımlarından sorular çıkıyor. Ve dolayısıyla öğrencilerimizi zaten kurslardan da geçirdik. Sürekli bilgilendirme de yaptık. Verimli bir dönem geçirdiler. Yarın ve yarından sonra da öğrencilerimiz sınava girecek. Artık ortak sınavlarda önceki gibi bir sınav kaygısı söz konusu değil. Neden? Ortak sınavın mazereti varsa bunun 16-17 Mayıs'ta giremeyen öğrencilerimiz mazeret sınavlarına da alınacaklar. 16-17 Mayıs'ta mazeret evet, 16-17 sınavı. Mayıs'ta mazeret sınavına da alınacaklar. Bakanlığımız geçen yıl içerisindeki yapılan ortak sınavlardan sonra öğrencilerimiz üzerinde sürekli anketler yapıldı, çalıştaylar yapıldı. Biz de katıldık bu çalıştaylara. Burada öğrencilerimizde o dönemde aksayan, eksik giden noktalar neresi ise bunlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı. Şimdi de kılavuzumuzun taslağı yayınlandı. Tüm Türkiye'deki velilerimizin, öğrencilerimizin, eğitimcilerimizin görüşünü açtık. Onlardan gelecek olan olumlu katkılarla kılavuzumuz Haziran ayında yayınlanacak. 5 Haziran'da da sınav sonuçlarımızın açıklanması bekleniyor.
5 Haziran. 5 Haziran'da. 12 Haziran'da okullar kapanıyor. Evet, 12 Haziran'da okullar kapanıyor. Sınav sonuçları açıklanacak ancak öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları biliyorsunuz öğrencilerin yıl sonu ağırlıklı notlarıyla beraber yapılıyor. Ortak sınavlar 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıflardaki ağırlıklı yıl sonu notlarıyla birlikte öğrencilerimizin yerleştirmeye esas puanları oluşacak. Ve daha sonra ise Temmuz 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimizin tercihleri alınacak. 6 ile 12 Temmuz. Evet, 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimizden tercihleri alınacak ve ilgili okullara yerleştirilecek. Yani şu durumda müdürüm 5 Haziran'da ortak sınavın sonuçları açıklanacak. 12 Haziran'da okullar kapanıyor. 6 Temmuz ile 12 Temmuz arasında veli bilgilendirme sistemi vasıtasıyla puanlarını görecekler. Görecekler. Öğrencilerimiz taslaktaki duruma göre şu anda söylüyor. Kılavuz taslak çünkü 25 tercih yapacak öğrencilerimiz. Geçen yılki gibi değil. Bu yıl geçen yıl A ve B grubuydu. Önce 15 tercih yapıyorlardı. Daha sonra B grubu yakın ilçeleri tercih yapıyorlardı. Bu yıl 25 tercih yapılacak. Önce özel okula yerleşecek öğrencilerimiz yerleşecek bu yıl ilk defa. Şimdi 1 milyon 300 bin öğrenci Türkiye çapında bu sınava giriyor. Ve geçen yılda 1 milyon... Sözünüzü kestim lütfen o kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Taslak dediniz. Lütfen şimdiki lafınızı unutmayın. Taslak dediniz. Neden taslak? Yarın sınav var. Hayır şöyle kılavuz yerleştirme kılavuzu taslak. Taslak ama neden? Şöyle şundan dolayı... Aslı neden basılmadı? Aslı velilerin görüşlerine soruluyor. Sonuç itibariyle en son halini görüş alındıktan sonra yayınlanacak. Yarınki sınavı etkileyen bir durum değil. Yani sonuç itibariyle öğrencilerimiz notlarını alacaklar. Yerleştirme kılavuzu taslak. Şu anda taslak halinde. Bakanlığın sayfasında yayınlandı. Görüşlere göre biraz önce söylediklerimiz taslakta yer alanlar. Tabii ki burada düzeltmeler yapıldıktan sonra taslaktan artık kılavuz haline gelecek. Ve kılavuz okula... haline ne zaman gelecek? Yani Haziran ayında. 5 Haziran'da sonuçlar açıklanacağına göre 5 Haziran'dan... 5 Haziran'a kadar kılavuz yayınlanır. Şu anda yayınlanacağı tarihin yani net veli, biliyorsunuz yazboz tahtasına döndü Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatı. Veli acaba tercih zamanı geldiğinde aman taslak yayınlanmadı biz neye karar vereceğiz böyle bir endişeyi taşımayacak herhalde değil mi? Şimdi onu da şöyle de söyleyelim. Türkiye'de bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yazboz tahtası oldu. Bu bir algıdır aynı zamanda. Şimdi bakın paydaşlarımıza biz bakanlık olarak görüşlerini soruyoruz. Önerilerini alıyoruz. Almış olduğumuz öneriler tabandan gelen görüşlere değer vermek yazboz tahtası şeklinde algılanıyor. Biz de bakanlık olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, eğitimciler olarak bunun bir yazboz tahtası değil. Tamamen paydaşlarımızın da görüşlerini alarak geçen yıl içerisinde biraz önce söylediğimiz gibi 1 milyon 300 bin öğrenciyi yerleştiriyoruz. Hiçbir sıkıntı oluşmadan. Ancak tercih yapmayan velilerimiz vardı geçen yıl. Onlar da okullara yerleştirildi, özel okula. Bu yılki butonda özel okula öğrencimi kayıt yaptırdım butonu olacak. Oraya tıkladığı zaman veli o öğrenci yerleştirilmeyecek. Geçen yıl bu bakanlık böyle bir butonu oluşturmadığı için özel okula kaydı olan öğrencileri dahi bütün okullara yerleştirildi. Kontenjan olarak görmüştük. Evet, yerleştirildi. Bu yıl o yok. Özel okula kaydını yaptırdıysa velilerimiz tercih yapmayacaklar. 25 tercih yapacaklar. O 25 tercihte yerleşemedikleri takdirde ilçelerde komisyon kurulacak, nakil komisyonları. Kalan öğrencilerimiz yine o ilçe içerisindeki boş olan kontenjanlara yerleştirilecek. Şu andaki kılavuzumuz böyle. Peki özel okullara gelelim. Şimdi tabii dershaneler kapandı. Birçoğu da özel okul olacak. Yani mevzuata uygun tabii. Fiziksel durumu iyi olanlar, mevzuata uygun olanlar. Şimdi öğrencilere baktığınız zaman devlet okullarında okuyan öğrencilerin birçoğu da özel okulda okumak isteyebilirler. Bakanlığın verdiği destekler var. Evet. Özel okula yerleştirilme devlet kanalıyla olabilecek mi? Yoksa insanlar gene, aileler gene paralarıyla mı özel okula gidebilecekler? Şimdi aileler çocuklarını özel okula kayıtlarını yaptıracaklar. Devletten de destek almak üzere müracaatlarını yapacaklar. O yapılacak yaptıkları müracaatta ailelerin ekonomik durumlarına göre bir sıralama yapılacak. Devlet ne kadar öğrenciye destek verecekse o kadar yukarıdan aşağı ailelerin ekonomik gelirlerine göre sıralanacak. O öğrencilerin
kendilerine özel okul desteği verilecek. Maddi olarak. Maddi olarak verilecek, okuluna katkı sağlamış olacak. Yani oranlar belli değil. Mesela geliri şu kadar olan, mesela asgari ücretle geçinen bir ailenin özel okul desteği ne kadardır? Oranı belli değil o zaman şu durumda, değil mi efendim? Evet, belli değil. Oradaki okul türlerine göre meslek liseleriyle genel liselere farklı. Gerçi asgari ücret alan bir ailenin çocuğunu özel okulda okutmasının çok bir imkanı yok ama belki şans. Bu vesileyle olmuş oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi devlet geçen yıl 3.000 lira üzerinde bir destek verdi. Bu yılda aynı rakamı verdiği zaman şu anda biz de etrafımızda da sohbetlerde de görüyoruz. Asgari ücretli veliler eğer devlet desteği çıkarsa işte yıllık 2.000 lira benden özel okul istiyor. Şu anda özel okullar biliyorsunuz kayıtları kısmen ön kayıtlarına başladılar bile zaten. Yani öğrencilerin kayıtlarını yapıyorlar. Eğer devlet desteği çıkarsa sizden de 2.000 lira daha ekstra ücret alırız. Bursunuz da var. Böylelikle çocuğunuzu özel okulda okutma imkanı da vermiş oldu. Devletin özel okul desteğiyle birlikte. Evet. Tabii TEOG sonuçları belli olduktan sonra bunların hepsi teker teker yeniden incelenecek. Hem gazetemizde bunları yayınlayacağız hem de televizyonumuzda. Peki efendim şimdi tercihler 6 Temmuz ile 12 Temmuz arasında yapılacak dediniz. Evet. Bu tercihler yapılırken tabii lise ve Anadolu Lisesi olduğu için ikametgaha bakılmıyor anladığım kadarıyla, değil mi efendim? Evet, evet. Neresine puanı tutarsa? Evet, öğrencimizin puanı neresini tutuyorsa öğrencilerimiz oraya yazacak ve yerleşmiş olacak. Biz de şu anda velilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Okullarımız öğrencilerini ilgili okullara meslekleri tanıtma, okulları tanıtım programları rehber öğretmenlerimiz vasıtasıyla bu tanıtımlar şu anda öğrencilerimize yapılıyor. Ve öğrencilerimiz tanımış olduğu okullara tercihlerini yapacaklar ve yerleştirilecekler. Evet. Yarın Türkçe, matematik, din kültürü ve din kültürü, ahlak bilgisi derslerinden. Sınava tabi tutulacak öğrenciler. Perşembe günü fen ve teknoloji, inkılap, evet, tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil. Yabancı dil. Üç ders. Üç dersten. Biz burada öğrencilerimize özellikle okullarda rehber öğretmenlerimiz de var. Biz şunu tavsiye ediyoruz. Sınava girdikten sonra öğrencimiz yarım saatlik arada bir önceki sınavıyla ilgili çok fazla ne yaptı, ne yapmadı eleştirisinden öte, neler yaptıklarından ziyade bir sonraki sınavı düşünerek devam etmesini öneriyoruz. Hmm. Çünkü öğrencilerimiz orada o kaygıya düşünüyorlar. İşte Türkçe, bir sonraki sınavım acaba kötü mü geçecek? Evet, Türkçe sınavına giriyor. Siz hangi soruyu, şunu yaptınız, bunu yaptınız arkadaşlarıyla bunun kritiğini yaparken öğrenci demoralize olabiliyor. Biz bütün öğrencilerimize ve velilerimize de bu arada bir önceki sınav artık geçmiştir. Bunu bırakıp bir sonraki sınavı ve yine diğer arada da bir sonraki sınavı bitirerek o günü bitirmesini, günün sonunda da yine morallerini en üst düzeyde tutarak bir sonraki sınavlara öğrencilerimizin hazırlanmalarını istiyoruz. Sınavlarla ilgili öğrencilerimiz ilk 15 dakika içerisinde geç kalırlarsa sınavlara alınacaklar. Şimdi zaman zaman velilerimizde de bu da önemli bir bilgi velilerimiz açısından. Bu bir yazılıdır, aynı zamanda ortaktır, yazılıdır. 3 yazılısı olan derslerden ikinci yazılıdır. 2 yazılısı olan derslerden de birinci yazılıdır. Yani okulun yapmış olduğu yazılı gibi. Aynı zamanda bu sınav bizim öğrencilerimize ekstradan bir sınav yükü getirmiyor. Normalde okulda öğretmenin yapması gereken sınavı ortak olarak yapıyor ve Türkiye'deki temel eğitimden orta öğretime geçişte bu sınavdaki alınan başarı durumu %70 oranında etkiliyor. Yani her dönem öğrencilere 3 tane sınav yapılır. Evet. Bunlardan 2 tanesini okulun kendi branş öğretmenleri yapıyor. Bir tanesini de bakanlık yapıyor ortak sınav olarak. Bunun da kısaltılmışı TEOG, açılımı da temel eğitimde orta öğretime giriş sınavı. Geçiş. Yani bu sistemin genel adı. Temel eğitimden orta öğretime geçiş. Ancak şu anda bizim yapmış olduğumuz ortak sınavlar. Kamuoyunda da bu konuda bir eksik bilgi var. Yani TEOG olarak sürekli adlandırılıyor. Ama bizim yapmış olduğumuz sınavlar ortak sınavlar. Tüm Türkiye'deki bütün öğrencilere
ortak yapıldığı için ortak sınavlar diyoruz. Müdürüm peki şimdi tabii bu sınav stresinden dolayı belki de derslerde, sınava tabi tutulduğu derslerde öğrenci çok iyidir. Sınav stresinden dolayı ondan beklenen performansı gösteremeyebilir. Çok başarılı, çok iyi bildiği bir dersten soruları cevaplayamayabilir. Yani hayal kırıklığının oluşabilmesini sağlayabilecek bir ortamda gelişebilir çarşamba ve perşembe günü yapılacak olan TEOG sınavında. Bu sınavdan sonra branş öğretmenleri kendileri okul içerisinde kanaat notu kullanacaklar mı? İşte onlar ikinci ya da üçüncü yazılıyı yapacaklar. Yine kanaat öğretmenlerin her zaman kanaat notları her zaman vardır. Buradaki biz daha çok öğretmenlerimize, zaten dediğimiz gibi öğrencilerimiz artık buna alıştı. Yani sizin söylediğiniz gibi çok büyük öğrencilerimiz arasında bir hayal kırıklığı, bir sıkıntı olmayacak. Çünkü birinci dönem yaşadık. Biz onu iki öğretmenlerimizin kendi yapmış olduğu sınavlarla ortak yapılan sınavlar arasındaki not baremlerini de değerlendiriyoruz. Hı. Yine biz bu yıl bakanlığımız bizi Ankara'ya çağırdı. Ankara'da Manisa'nın eğitimini bir değerlendirdik. Biz de benim başkanlığımda 17 ilçenin 6 branş öğretmenini, bir de rehber öğretmenini her gün Milli Eğitim'de davet ederek ilçelerindeki eğitim öğretimin hangi aşamada olduğunu değerlendirdik. Bundan sonra neler yapabiliriz? Manisa'daki eğitim kalitesini nasıl yükseltebiliriz? Bunlarla ilgili gerekli arkadaşlarımızla toplantılar yaptık, değerlendirmeler yaptık. Öğretmenlerimiz de zaten hemen sınavın arkasında önümüzdeki hafta onlara o talimatı verdik. Sınavda çıkan soruları okullarında kendileri çözecekler, öğrencileri bilgilendirecekler. Daha sonra da biz yine bir genel bir değerlendirme yapacağız. Bu konuyla ilgili şu ana kadar bizim Manisa'da bir sıkıntı gelmedi. Birinci dönem özellikle yaptık ortak sınavları. Gayet de yerinde gitti. Bütün öğrencilerimiz sınava katıldılar. Mazeret sınavına kalanları da mazeret sınavına yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadan sistem son derece güzel bir şekilde ilimizde uygulanıyor. Şu anda da yarın ve yarından sonra için de herhangi bir problem beklemiyoruz. Yine rehber öğretmenlerimiz okullarda görevli, her okulun kendi rehber öğretmeni okulunda görevli. Olumsuz bir durum gördükleri takdirde öğrencilerimize psikolojik destek anında verecekler. Yine tercih döneminde de bizim okullarda rehber öğretmenlerimiz var. Öğrencilerimizin tercihlerine okul müdürlerimiz, idarecilerimiz, rehberlik araştırma merkezlerimiz ve okullardaki rehber öğretmenlerimiz rehberlik yapacak. Yine tercihlerle ilgili malum biliyorsunuz yaz tatili dönemine geliyor. Biz velilerimizi tatilini yarıda kessin, öğrencisinin bulunduğu okula gitsin demiyoruz. Hangi bulunduğu tatil bölgesinde, bulunduğu yerde gidip herhangi bir okuldan tercihini onaylatabilecek. Yani bilgisayardan, internetten, özür diliyorum, internetten yapamayacak mı tercihini? İnternetten yapacak. Yapabilir. En son onayını bir okula onaylatması gerekiyor. Çıktı sınavdan sonra evet, herhangi bir okulda onaylatabilir. Herhangi bir okula gidip o okuldan da onayını gerçekleştirecek. Tercihlerin son bitiş tarihi ne zaman efendim? 12 Temmuz şu anda. Pardon, 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında. Peki puan barajı var mı? Yani şu kadar puanın altında alanlar hiçbir okula yerleşemeyecek. Hiçbir öğrencinin hiçbir okula yerleşememesi gibi bir durum olamaz söz zaten konusu, de. Söz konusu değil şu ama anda. Biz en yüksek puanı söyleyeyim. Yani en yüksek puan 500'lü puanlardan aşağıya doğru sıralama biliyorsunuz. Burada bir tamam 500 o zaman. 500, peki. 500 tamam puandan aşağıya doğru sıralanacak. Evet. Tabii bu çocukların puan konusunda sıkıntıları oluyor. Sınav bittikten sonra akşam eve gelindiğinde hemen testler kendi akıllarında tutabildiklerince testlerde verdikleri cevaplar üzerinde çalışmalar yapılıyor. İşte acaba ben ne kadar alabildim? 500'ü tutturabilir miyim? İşte Fen Lisesi'ni tutturabilir miyim? Anadolu Lisesi hepsi oldu sevgili seyirciler ama Sosyal Bilimler Lisesi çocukların çok istedikleri, Fen Lisesi çok istedikleri bölümler. Aynı zamanda öğretmen liseleri. Çocuklara çok 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 kolaylıklar gelsin istiyoruz hepimiz, biz de veliler olarak. Ben de yarın, benim de oğlum sınava girecek. Herkesin evladına kolaylıklar diliyorum. Burada birazcık da psikolojiyi irdelemek lazım Sayın Müdürüm. Bugün ve bu akşam ne yapsın aileler, veliler?
Biz normal yaşantılarına devam etmesini istiyoruz. Çünkü sınavda sınav stresinin mümkün olduğu kadar azaltılması gerekiyor. Nasıl? Daha önce okulun yapmış olduğu yazılıya öğrencimiz gidip katılıyorsa buna da aynı şekilde gidip bu şekilde katılsın. Yani ekstradan öğrenciyi strese sokacak, moralini bozacak davranışlardan kaçınmalarını bekliyoruz velilerimizden. Keza öğrencilerimizden de aynı. O zaman tabii çocuklara da biraz uyarıda bulunmak lazım, bizi izleyen çocuklarımızı. Yatma konusunda tabii yarın sabah erken kalkılacak. Her zaman erken kalkıyor öğrencilerimiz okula gidebilmek maksadıyla, ama dinç kafayla, rahat, relax bir ruhla sınava girmek başka. Uykusunu alamadan sınava girip de sınavın ilk 20 dakikasını kendine gelebilmek için geçirmek, zaman kaybetmek de başka. Ne yapsın çocuklarımız? Erken mi yatsınlar? Erken yatsınlar. Rahat bir uykularını alsınlar. Sabahtan normal 8.30'dan itibaren biz öğrencileri sınıflara almaya başlayacağız. 8.30. Evet, 8.30'dan. 8.20 gibi okulun bahçesinde hazır bulunsunlar. Yine söylediğimiz gibi ısrarla bunun üzerinde duruyoruz. Artık sınav odaklı bir eğitim anlayışından uzaklaşmak istiyoruz. Süreç odaklı bir eğitim anlayışına doğru gitmek istiyoruz. Çünkü sürekli sınav heyecanı, öğrencilerimiz artık sürekli sınav düşünür hale geldi. Bu nedenle bakanlığımız ekstra sınav yerine normal yazılıları ortak yapıyor. Bu sistemin ilerleyen dönemde üniversiteye giriş sistemi olarak uygulanması da şu anda bakanlığın çalışmaları devam Nasıl ediyor. Nasıl bir sistem olacak? Biraz açıklar mısınız? Yani hatları belli oldu mu tamamen? Yani aynı bu sistemde normal ortak sınavlar yapılacak. Yani bir defa yapılan üniversite yani sınavı yerine. Lise son sınıftaki bir öğrenci bu şekilde lise son sınıfta evet, ortak sınavlara girecek. Şimdi lise modeli biraz daha farklı çalışılıyor. Lisede 9. sınıftan itibaren düşünülüyor. Yani her yıl ortak sınavların yapılarak onların ortalaması alınması planlanıyor. Ancak şu anda o bir taslak halinde, o da çalışmalar devam ediyor eğitimcilerimiz. Hazırlık aşamasında. Paydaşlarımıza sürekli soruyoruz, işte öğrencilerimize, öğretmenlerimize daha iyi bir eğitimin, kaliteli bir eğitimin, sınavdan artık uzaklaştırmak istiyoruz öğrencilerimizi. Hepimizin çocukları var, hafta içi, hafta sonu sürekli çocuklar artık hani tostla test arasına sıkışan bir öğrenci durumu oluştu. Bakanlığımız bunun da önüne geçmek üzere daha çok süreci yayarak, işte stresten uzaklaştırarak, senede bir defa yapılan sınavlardan uzaklaşarak sürece yaymak istiyor. Yani üniversite sınavı kaldırılacak ama öğrenciler 9. sınıf, 10. sınıf, 11. Evet, sınıf ve 12. sınıfın sonlarında ortak sınavlar yapılacak. Ortak sınavdan aldıkları puanlarla hangi bölüme yerleşecek? Hangi artık oradaki o son itibariyle onların da aynı yerleştirmeye esas puanları oluşacak. Onlar da üniversitelerin tercihlerini yapacaklar ve yerleşecekler. Tabii bu taslak halinde sevgili seyirciler. Şimdi televizyonunu yeni açanlar için ÖSYM evet. kaldırılıyor mu, üniversite sınavı mı kaldırılıyor mu diye bir haber, evet. yanlış bir algı oluşmuş olabilir. Sayın Müdürüm, taslak halinde, bakanlığın taslak halinde olan bir projesini anlattı. Henüz bu olgunlaşmış ve kesinleşmiş net bir karar değil. Üniversite sınavı kaldırılsın diye düşünülüyor. Liselerin 10. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıflarının son dönemlerinde ortak birer tane, sınavlar. Her sene birer tane ortak sınava girip onlardan aldıkları puanların toplamının evet. sonunda, yani sonunda lise son sınıfta yerleştirmeye esas. Biz bunu neden diyoruz? Şu andaki ortak sınavları üzerinden konuştuğumuz için, yani bu modelin, şu anda 2 yıldır uygulanan modelin son derece iyi gittiği ve bundan da velilerimiz, öğrencilerimiz de memnun. Çünkü anketler yaptık 9. sınıflara. Manisa'da da geçen yıl 70'e yakın öğrencimizi aldık. Ben de katıldım o çalıştaya. Bakanlıktan gelen daire başkanlarımızla, uzmanlarımızla öğrencilerimize anketler yaptık. İşte sınavdan memnun musunuz, yerleştiğiniz okuldan memnun musunuz, nasıl diye yaptığımızda öğrencilerimizin büyük bir kısmı bundan memnun olduklarını, tek sınav yerine iki sınavında mazeretlerinin olması, ayrıca ekstra olması onlar açısından daha iyiydi, memnundular. Şu anda da biz eğer bu sınavımızdaki bu memnuniyet devam ettiği sürece, bakanlığında dediğimiz gibi şu anda orada da bir yanlış anlaşılma olmasın, üniversite modeline de acaba bu
buradaki başarıyı, bu uygulamayı oraya da taşıyabilir miyiz diye bakanlığımız bu konuda çalışmalar yapıyor. Sayın Müdürüm, konuyla alakalı olduğu için soruyorum. Şimdi tabii bütün liseler Anadolu Lisesi statüsüne geçti geçtiğimiz dönem. Velilerden daha çok şu konularda eleştiri alıyoruz. Hani liseler kağıt üzerinde Anadolu Lisesi statüsüne geçti ama öğrencilere verilen eğitim Anadolu Lisesi sıfatında değil diye böyle eleştiriler var. Önümüzdeki dönem için Anadolu Lisesi olan bu düz liselerin eğitim sistemine bir neşter vurulacak mı? Şu anda eğitimimiz devam ediyor. Anadolu Lisesi programı uygulanıyor. Biliyorsunuz bizde program olarak... Yani kağıt üzerinde liseler, tamam düz liseler kağıt üzerinde Anadolu Lisesi oldu. Hayır, fakat şöyle bakın, verilen, orada yanlış algılama oluşmasın. Verilen eğitimin kalitesinden bahsediyorum. Düz lise olarak şimdi bizim okullarımızda biz belirli programları uyguluyoruz. İşte meslek liselerinde mesleki programlar uygulanıyor. İşte Anadolu İmam Hatip Liselerinde Anadolu İmam Hatip Liseleri haftalık ders saati sayısı bunlara göre uygulanıyor. Şu andaki o söylediğiniz düz liseler tamamen kaldırılıp o okullar da Anadolu programını uygulayan okullar oluştu. Okullar oldu. Yani o okullarda, bütün okullarımızda artık Anadolu Lisesi programları uygulanıyor. Tamam, programlar uygulanıyor da verilen eğitimin kalitesi... Verilen şimdi eğitimle ilgili tabii ki bazı konular hani subjektif konular. Sonuç itibariyle bütün öğretmenleri bakanlık atıyor. Bakanlığımızın atamış olduğu öğretmenler oradaki programı uyguluyorlar. Ha, buradaki olayı biz hani nasıl diyebiliriz? 1 milyon 300 bin öğrenci sınava giriyor. 1 milyon 300 bin öğrenciyi başarı durumuna göre ister istemez eğitimde belli bir sıralama yapıyorsunuz. Yani birinci sıradan 1 milyon 300 bininci sıraya kadar öğrenciler var. Okullar da yerleştirmeye esas bu sınavlardaki başarılarına göre aldıkları için daha böyle motive olmuş, daha kendini eğitimde geçmiş dönemde de çalışan ve çalışmaya devam eden öğrenciler belirli okullara yerleşiyor. Elbette ki bazı okullarımızdaki o programların uygulanması aynı zamandaki o öğrencinin derse olan katkısıyla da alakalıdır. Sadece hani olayın okul boyutuyla değerlendirmemek gerekiyor. Tabii bir öğrencinin kendi bireysel başarısı, evet, da önemli. Fakat işte öğretmenin de ders anlatma tekniklerinin öğrenciye doğru yansıyıp yansımaması da önemli. Eğitimcinin öğretimi vardı ama çok fazla başarılı olduğunu söyleyemem. Neyse, siz tabii 657 tabi bir memur olduğunuz için bunları sizinle konuşmamız çok da doğru değil canlı yayında. Kusura bakmayın. Siyasetçilere soracağız biz bu soruları. Bakanlık temsilcilerine soracağız. Efendim, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Velilere ve öğrencilere son olarak neler söylemek istersiniz? Bir de ben şunu hatırlatmak istiyorum. Çok özür diliyorum. Yarın saat 8.30'da öğrenciler okul bahçelerinden sınıflara alınacak ama bazen bazı okullarda velilerle ilgili bazı telaşeler oluyor. Daha doğrusu sıkıntılar oluyor. Çocuklarıyla birlikte dersliklere girmek istiyorlar. Alınmayacaklar veliler. Okulun içerisine, hatta bahçesine bile sokulmayacaklar. Bu nedenle güvenlik görevlileriyle, okul yetkilileriyle, memurlarıyla, öğretmenleriyle tartışmaya hiç hacet yok. Çünkü bir velinin orada sınav zamanında, sınav saatinde küçük bir ses çıkarması, küçük bir gürültü çıkarması çocuğun, mutlaka hepimizin çocuğu yarın sınava girecek, konsantrasyonunu bozacaktır. Çocuklarınıza moral verelim derken onların bir soru daha fazla yapmasını engel teşkil edebilirsiniz. Bu nedenle okul bahçelerine girmeye kalkmayın, alınmayacaksınız. Çocuğunuzu teslim edin, ya dışarıda bekleyin ya da gidin evinize, saat 12'de gelin çocuğunuzu alın. Ben bunu uyarmak istedim, belki sizin aklınıza gelmez diye. Evet, teşekkür ederim uyarıları yaptığınız için. Biz de önemli olan burada sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Biz gerekli önlemleri aldık. Sınav yapılan olan okullarda diğer eğitim öğretimleri tatil yapmak yöntemiyle aynı bahçede varsa öğrencilerimizi daha güvenlikli, daha rahat bir ortamda sınavlarını yapmayı planladık. Özür dilerim, onu biraz açmamız lazım. Programı kapatacaktık ama şimdi sınav yapılacak okullarda, evet, eğitim öğretim devam ediyorsa o okul tatil olacak. O okul tatil önlemi alacağız. Yani aynı bahçedeyse liseler tatil değil mi? Liseler tatil değil. Ha. Aynı bahçedeyse şimdi sınavları biz ortaokullarda yapıyoruz. Eğer ilkokul ve ortaokul
aynı binayı kullanıyorlarsa eğitim öğretimde o anda sınav olduğu için o gün öğrencilerimizin okulları tatil olacak o gün için. Daha güvenlikli için. Ama ben de tek başına lise statüsündeyse, lise ise, ilkokulsa, okul öncesi anaokuluysa o okullarımızdaki eğitim öğretim devam ediyor. Onlar tatil değil. O zaman şöyle diyeceğiz. Öğrenciler kendi okullarından bu bilgiyi alacaklar. İdarecileri mutlaka onlara söyleyecektir. Yarın tatilsiniz. Evet, bugün veya söylerler. Değilsiniz. Bugün söyleyeceklerdir mutlaka. Veliler ve öğrenciler kendi okullarından öğrensinler. Çünkü bazı okullar çift eğitimli. Yani ortaokullar ve ilköğretim okulları aynı bahçe içerisinde. O okullarda tatil olacaktır mutlaka. Ama liselerde tatil okul öncesinde bağımsız yani ilkokullar tatil değil. Bünyesinde eğer ortaokul yoksa, aynı binayı kullanmıyorlarsa, birlikte eğitim öğretim yapmıyorlarsa onlar tatil değil. Onlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz gerekli önlemleri aldılar, onaylarını aldılar, devam ediyorlar. Ben buradan velilerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çok fazla strese girmeden yarınki sınavı uhuletle, suhuletle inşallah girsinler. Yine sınav aralarında bir önceki sınavla ilgili. Çünkü velilerimiz okulun bahçesinde bulundukları takdirde öğrenci geliyor, öğrenciyle konuşmaya çalışıyor. Kaç yaptın, ne yaptın? Onlara sabır diliyoruz. Yani yarın saat 9'dan 12'ye kadar mümkünse okulun etrafına gitmeyin. Evet, öğrencilerimiz de velisini gördüğü zaman strese giren öğrencilerimiz var. Yani bunun motive iyi yönünde olanlar var. Artık velilerimiz kendileri öğrencilerimizi de tanıyor. Biz de zaten dediğimiz gibi rehber öğretmenlerimiz orada. Herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde müdahale edecekler. Bu arada öğrencilerimizin de emniyet tarafından hani kamuoyunda yanlış bir algılanma, bilgilendirme var. Üstleri aranmayacak. Böyle bir arama da söz konusu değil. Emniyet okulda bulunacak, okulun sınavın güvenliği açısından emniyetten arkadaşım bulunacak. Ancak içeriye alınırken öğrencilerimizde bir herhangi bir üst araması söz konusu değil. Evet. Ben Sayın Müdürüm'ün sözlerine şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Tabii yarın saat 9 ila 12 saatleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün 8. sınıf öğrencileri TEOG sınavına girecek. Biz Manisa için söyleyelim. Lütfen o saatlerde şoförlerimiz, sürücülerimiz, sokaktan geçen insanlar birazcık daha seslerinin volümlerini kıssınlar. Korna çalmasınlar, çocukların dikkati dağılmasın. 1-2-3 saat yani böyle bir dikkat, ancak 1-2-3 saat gibi bir destek bekleniyor sizlerden. Çok da zor olmasa gerek. Okul, özellikle okul etraflarında gürültünün olmaması, çocukların konsantrasyonun bozulmaması açısından çok önemli. Böyle de bir ricamız var. Ekranlar vasıtasıyla vatandaşlarımızdan, sürücülerden, sokakta gezen insanlardan diye hatırlatmak istedim efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de size ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitime vermiş olduğunuz katkı nedeniyle haber programlarına kamuoyunu bilgilendirdiğiniz için ayrıca size de teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, mercek altında Milli Eğitim Temel Eğitim Şube Müdürü Sayın Yıldıray Demirtaş konuğumuzdu. Yarın saat 9 ila 12 arasında temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı, kısa adıyla TEOG olarak bildiğimiz sınav gerçekleştirilecek. Manisa'da 20.198 öğrenci TEOG sınavında yaklaşık 6 tane dersten Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük yabancı dil derslerinden sınava tabi tutulacaklar. 12'de sınav sona erecek. Yarınki sınava giremeyen öğrenciler, yeniden hatırlatmak istiyorum bunları. Yarınki sınava giremeyen öğrenciler 16-17 Mayıs tarihinde mazeret sınavına girebilme hakkına sahipler. Hasta olurlar belki veya yetişemeyebilirler. Herhangi bir sıkıntıdan dolayı mazeretleri varsa ve yarın ve perşembe günü yapılacak olan sınava giremeyeceklerse 16-17 Mayıs tarihlerinde mazeret sınavına girebilecekler. Sınav sonuçları 5 Haziran'da açıklanacak sevgili seyirciler. Bütün veliler veya öğrenciler veli bilgilendirme sistemi vasıtasıyla internetten çocuklarının puanlarını öğrenebilecekler. 6-12 Temmuz tarihleri arasında da tercihlerini yapabilecek öğrenciler, aldıkları puanlar nezdinde, puana göre liselere tercihlerini yapabilecekler. Ben bütün öğrencilerimize başarılar, kolaylıklar, zihin açıklıkları diliyorum. Kahvaltınızı yarın sabah güzel yapın ama ağır yapmayın.
ki rahat bir şekilde beyniniz çalışsın. Soruları çok rahat bir şekilde tereyağdan kılça kâr gibi inşallah cevaplarsınız. Hepiniz çok çok puanlar alın. İnşallah tavan puan 500, 500'den aşağıya doğru sıralama olacak. Bizden de bu bilgileri vermek kaldı size. Mercek Altın'da bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.